plane. Bu hafta 8 yeni film sinemalarda seyircileri bekliyor. Uluslararası çok satan romandan uyarlanan dram ve gerilim filmi Kia'nın şarkı söylediği yer. Abandoned child. I had a family once. They called me Kaya. Korku filmi Evdeki Düşman başlangıç. How is that possible? 4 years ago she was still drawing stick figures. Esther's behavior has been so erratic. Hello mommy. Ufuk Özkan başrollü Ah Be Birader. Kimsiniz siz? Ben size sipariş vermedim. Ben verdim hayatım. Aksiyon filmi Acil İniş. Tanrı. Yani öğretiyim ki tan 사람들이 전부 죽었으면 좋. Toronto ve San Sebastian Film Festivallerinde yarışan Arthur Rambo. J'ai lu le beau livre de Karim D et ne rêve que d'une chose, qu'on me l'offre une seconde fois. Change de statut là. Çocuklar için animasyon film Tavşan Okulu, Çılgın Yumurtalar ve yerli korku filmleri Hafir, Karanlık Mezar, Anis, Ölüm Gecesi bu hafta vizyondaki yerini alıyor. Güzel şeyler buluruz, ikinci ekibi çağırır. They call me Kaya. A little girl surviving in the marsh on her own, reviled and shunned. Hello, Miss Kaya. I hear your bad muscles. Başrolünü Daisy Edgar Jones'un üstlendiği Kia'nın şarkı söylediği yer, çocukken ailesiz kalan ve kendi başına büyüyen bir kadının hikayesini konu ediyor. Uluslararası çok satan romandan uyarlanan filmi Olivia Newman yönetti. Being hunted, quite another. You didn't see me here. A marsh girl. Filmin konusu kısaca şöyle. Kuzey Carolina'nın küçük bir kasabasında bataklık kızı hakkında çılgınca söylentiler çıkar. 10 yaşında ailesinin terk etmesinin ardından bataklıkta yaşamayı öğrenmek zorunda kalan Kia, hakkında söylendiği gibi vahşi bir kız değildir. Onun hayatı kendisine okuma yazma öğreten ve onu şiirle tanıştıran Tate'le tanışmasıyla sonsuza dek değişir. Ancak çok geçmeden Tate onu terk eder. Aradan geçen onca zaman sonra Kia, Tate'in ölümünün baş şüphelisi olarak görülür. In spite of everything trying to stomp it out, life persists. Way out yonder, where the crawdads sing, the marsh knows one thing above all else. What is he doing here? We found your daughter. She's alive. Be prepared for changes. We have a child therapist that she'll be working with. 4 years is a long time, but she needs right now. 2009 yapımı Orphan, Evdeki Düşman filminin öncesini, Esther'ın geçmişini anlatan prequel filmi Orphan First Kill, Evdeki Düşman Başlangıç, korku filmleriyle tanınan William Brent Bell tarafından yönetildi. Isabel Furman'ın Esther rolünü tekrarladığı film, akıl hastanesinden kaçarak zengin bir ailenin kaybolan çocuğunun yerine geçen bir kızın hikayesini konu ediyor. Sorry. I think something's going on with Esther. Is there anything you want to tell me about your time away? Estonya'da bir psikiyatri kliniğinde yatan Lena Klemmer, uzun süredir kaçmayı planlar. Sonunda amacına ulaşan Lena, varlıklı bir ailenin kızı rolüne bürünerek Amerika'ya seyahat eder. Ancak Lena'nın artık Esther olduğu yeni hayatında planlamadığı durumlar vardı. Çünkü anne Tricia, çocuklarını korumak için Esther'in karşısında dikilecektir. Mommy, I mean it for you. Take the story of the story of the story of the story.
geldi. Bana bunu yapan herkesten intikam mı alacağım? Yatak odamın içindesiniz, bir de üstüne mısır patlatmışsınız. Ah be birader, birbirinden farklı hayatlara sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Korkusuz biri olan Orhan, yeraltı dünyasında sevilip sayılan, adamlarıyla tefecilik yapan ve piyasada asla parasını bırakmayan bir adamdır. Kadınlarla arası iyi olan Orhan'ın hayatından birçok kadın gelip geçer. Ali ise kendisine sakin bir hayat seçen, beyaz yakalı olarak çalışan, çekingen bir adamdır. Sevdiği kadına evlilik teklif etmek için yüzük almaya karar veren Ali, bu sırada kendisini bir soygunun ortasında bulur. Başına türlü belalar gelen Ali, içine düştüğü durumdan kurtulmak için çareyi abisine sığınmakta bulur. Ahmet Kapucu tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerinde Ufuk Özkan, Anıl İlter, Serkan Kuru yer alıyor. Durun tahmin edeyim, Orhan Bey'i görmeye geldim. Al şunları. Sizinle konuştuğumuz gibi değil mi abi? Evet şekerim, yüzde 18. Bir canlıya kıyılmayı doğru bir şey olmadığına kanaat getirdik. İmzalı acil iniş, bir uçuş sırasında terör olayının meydana gelmesiyle yaşananları konu ediyor. Kimliği belirsiz bir adamın bir uçağa terör saldırısı düzenleyeceği yönünde bir haber alan komiser İnho araştırmaya başlar. İnho çok geçmeden şüphelinin KL-501 sefer sayılı uçakta olduğunu keşfeder. Uçak Incheon Havalimanı'ndan Hawaii'ye doğru yola çıktıktan bir süre sonra bir adam gizemli şekilde ölünce uçağın içinde kaos meydana gelir. Uçak için iniş isteği yapılsa da tüm havalimanları bunu reddeder. Bu durum üzerine Ulaştırma Bakanı Suk Hee, uçağı güvenli bir şekilde indirmek için terörle mücadele ekipleriyle acil durum toplantısı gerçekleştirir. Tout à fait mérité, hein. Votre livre est vraiment très fort. Merci. Toi, t'as été très très bon. Hein. J'ai lu le beau livre de Karim D et ne rêve que d'une chose, qu'on me l'offre une seconde fois. Je change de statut là. Tarafından yönetilen Arthur Rambo'nun konusu kısaca şöyle. Karim D kimdir? O, insanların sevgisini kazanan başarılı bir yazar mı? Yoksa sosyal medyada nefret dolu mesajlar yayınlayan Arthur Rambo mu? Karim dans la matinale. Voilà, ça commence. J'ai l'impression que ma génération veut tout le temps être dans la course. Je suis devenu infréquentable, j'ai plus envie qu'on nous voit ensemble, d'accord? Ok, donc tu vois pas le troisième degré là-dedans. Ces messages-là, ils veulent dire quelque chose, il y a un sens. Twitter, c'est une course comme une autre. C'est quoi toute cette merde que t'as dans la tête? Tweeter, c'est comme respirer. Un tweet, une respiration. Un tweet, une respiration. Ormanın derinliklerinde gizli bir yerde... Altın yumurta seçimini yaptı. Usta tavşan adayıyım. Bu şehir tavşanı mı? Çocukların bahar bayramı yumurtalarını almasını sağlıyor. Genç tavşanlar özel eğitim alıyor. Usta tavşan olmak istiyorsan sorumluluk alman gerek. Bu haftanın vizyon takvimindeki tek çocuk filmi Tavşan Okulu Çılgın Yumurtalar. Bahar bayramından sonsuza dek kurtulmak için harekete geçen afacan şehir tavşanı Leo'nun maceralarını anlatıyor. Leo, tilkilerle işbirliği yapmaya karar verir. Bu durum üzerine maceracı tavşanlar Max, Emmy ve arkadaşları Leo ve tilkileri durdurmak için zorlu bir maceraya atılır. Bilgi öğretmenleri Bayan Hermione'nin yardımıyla gizemli bir dövüş tekniğinde ustalaşmaya çalışan kahraman. Bu süreçte birbirlerine güvenmenin neden olduğunu öğrenir. Bunu yenmenin yolunu bulursan, şayet bütün kalbinle güvenebilirsen, seni farklı kılan bir güce kavuşursun. Bana güveniyor musun? Hem de bütün kalbinizle. Ben bir an önce numuneleri gönderirim, sana bakarım. Burası. Hafir karanlık mezar. İş nedeniyle gittikleri yerde korkunç olaylarla karşılaşan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Bir maden firmasında çalışan Nadir, toprak numunesi almak için İstanbul'dan Zonguldak'a gönderilir.
Çocuklarıyla birlikte Zonguldak'a gelen Nadir bir köy evine yerleşir. Yeni evlerinde yaşamaya başladıktan bir süre sonra Nadir ve çocukları tuhaf olaylar yaşamaya başlar. Gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alan sıra dışı olayları çözmeye çalışan Nadir, yaşadıkları evde yıllar önce korkunç olaylar meydana geldiğini öğrenir. Sustur şunu! Çık dışarı! Çık dışarı! Karanlıktaki amcalar. Lan! Yarın güzel bir kazı yapacağız. İnşallah güzel şeyler buluruz. İkinci ekibi çağır. Anis ölüm gecesi. Kazıda bulduğu bir yüzüğü takmasıyla kendini beklenmedik durumlarda bulan bir arkeoloğun hikayesini anlatıyor. Kazı başkanı olan ünlü arkeolog dedesi Yusuf'un davetiyle Canan, Düzce'de bulunan Prusiyat Hipuyum Antik Tiyatro kazısına gider. Kazı sırasında lanetli bir yüzük bulan Canan, yüzüğü takmasıyla gerilim dolu olaylar zincirini başlatır. Bu sırada doktor, savcı, hemşire ve diğer karakterler de olayları çözmeye çalışır. Kim yaptı o zaman? Bırakın, ben diriydim. Canan dedikleri var ya, her şey doğru olabilir. Ever since I got bit by that spider. You botched that spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man. We started getting some visitors. 17 Aralık 2021'de vizyona giren ve aylar boyunca hayranlarda yarattığı beklentiyi tatmin ederek kısa sürede gişe rekorları kıran Spider-Man No Way Home daha uzun ve eğlenceli haliyle yeniden vizyona giriyor. Hello Peter. Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Marvel sinematik evreninin Spider-Man'i Tom Holland'ın yanı sıra 2002'de Sam Raimi tarafından yönetilen ilk Spider-Man filmiyle mahallemizin dostu Örümcek Adam olarak hayatlarımıza giren Tobey Maguire ve inanılmaz Örümcek Adam Andrew Garfield'ı yıllar sonra yeniden izleme şansı bulduğumuz film, küresel gişede 1 milyar 900 milyon dolar hasılat elde ederek pandemi döneminde 1 milyar sınırını aşan ilk film olmuştu. Spider-Man No Way Home, The More Fun Stuff Version olarak adlandırılan bu yeni versiyonda daha fazla Tobey Maguire ve Andrew Garfield'lı sahne izleyicileri bekliyor. Look, there has to be another way. There isn't. There are danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want. While the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. I am ready. You are getting the new and improved me. Because if you put peace out in the world, you get peace back. David Leitch'in yönettiği Suikast Treni, Japon yazar Kotaro Isaka tarafından yazılan Maria Beetle romanından uyarlandı. Film, Tokyo'da bir hızlı trende farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanıyor. Brad Pitt, raydan çıkan bir dizi olayın ardından işini barışçıl bir şekilde yapmaya kararlı fakat kötü şanstan muzdarip bir suikastçı olan Uğur Böceği karakterine hayat veriyor. Uğur Böceği'nin son görevi onu dünyanın dört bir yanından ölümcül düşmanlarla dolu bir yola sokar.
kendisini Japonya'da, dünyanın en hızlı treninde, hepsi birbirleriyle bağlantılı ancak çelişkili hedeflere sahip suikastçılarla dolu bir ortamda çarpışma rotasına sürüklenirken bulan Uğur Böceği'nin trenden inmenin bir yolunu bulması gerekmektedir. Filmin oyuncu kadrosunda Sandra Bullock da yer alıyor ve kitaba adını veren ve Uğur Böceği'nin patronu olan Maria Beetle karakterini canlandırıyor. Lemon, where's the briefcase? Oh, it's not safe. It was just there. We are right on schedule. Everything that's ever happened to you. This is gonna sting, bitch! Oh. Has led you here. Fate. That's a shit deal. Oh, no, thank you. You know what? Do you have anything sparkling? That's the one. Thank you. Domo arigato. Sure you want to talk this out? Not particularly, no. Okay. Kids, get the popcorn out. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. Marvel'ın dördüncü solo Thor filmi olan Thor Aşk ve Gök Gürültüsü, tüm mitolojik tanrıları yok etmeye and içen tanrı kasabı Gor'a karşı zorlu bir mücadeleye girişen Thor'un hikayesini konu ediyor. Thor, macera dolu hayatını ardında bırakarak bu zamana kadar çıktığı yolculuklardan farklı olarak iç huzur yolculuğuna çıkar. Ancak onun huzurlu geçen emekliliği, Gor the God Butcher olarak bilinen katilin ortaya çıkmasıyla kesintiye uğrar. Tanrıların yok edilmesini isteyen Gor'la zorlu bir mücadeleye girişen Thor, bu süreçte Kral Valkyrie, Korg ve eski kız arkadaşı Jane Foster'ın yardımına başvurur. You're right. The only ones who gods care about is themselves. Taika Waititi'nin yönettiği filmde Chris Hemsworth bir kez daha Thor rolünü yinelerken, üçüncü filmde olmayan Natalie Portman da geri dönüyor. Ayrıca bu macerada ekibe Christian Bale ve Russell Crowe da katılıyor. It's just my first bad guy. Never forget your first. But for you, I'm unlike the other gods of Kiln. You have something worth fighting for. Let's see who you are. I take off your disguise. And flip! Oh. You flipped too hard, damn it! Should we help him? I mean, eventually. Grape.